Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki ÖSYM tarzı test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda şekilde aynı büyüklükteki pembe, mavi ve yeşil dairelerin içerisine yarıçapları sırasıyla 6, 3 ve 2 eş parçaya ayıran eş merkez daireler çizilmiş. Şimdi bunun yarıçapına çapına 1, 1, 1, 1, 1 diyecek olursam 6 ise bu yarı çapta 6 eş dair şeyler parçada olacak ya. O zaman 6'yı 3 böldük 2 Burası da iki parça ayrılmış üçü şeklinde oldu. Bu halkalarla aşağıdaki şekillerden hangisini oluştururum diye soruluyor. Evet kırmızının şimdi mavinin iki kırmızının bir yeşilin 3 oldu. Yeşilin 3, kırmızının bir mavinin iki oldu. Ee, yeşilin 3, buranın iki buranın bir oldu. Hocam gerçekten bunlar oluşturulabilir. Üçü de oluşturulabilir diye düşündüyseniz yanlış düşündünüz. Bir de şuna dikkat et. Merkezden yani yarı çapı iki olan bir şey var mı daire var mı var mavi daire. Sonra merkeze 3 2 birim uzaklıktaki halka var mı? Var. Merkeze 2 birim uzaktaki halka. Bak şurada halka. Şöyle göstereyim. Şurada halka. Sonra merkeze 3 birim uzaktaki halka var mı? Bak o da şurada halka. Var. Yani birincisi kesinlikle doğru. İkincisine bakalım. Şöyle yarıçapı 3 birim olan yeşil halka var mı? Var. Yeşil daire var mı? Var. Merkezden 3 birim uzaktaki kırmızı halka var mı? Evet, o zaten var. Merkezden 4 birim uzaktaki halka var mı? O da bak şurada halka. Bu da var. Yani bu da doğru. Şuna bak merkez yani 3 yarı çaplı, yeşil daire var mı? Var. Merkezden 3 birim uzaktaki mavi halka var mı? Merkezden 3 birim uzaktaki mavi halka yok arkadaşlar. O yüzden biz bunu oluşturabilir miyiz? Hayır. 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 Oluşturamayız. O yüzden bu olmaz. Bak gerçekten bu anlamda çok güzel bir soru. Gerçekten bu soruyu yazan arkadaşı da tebrik ediyorum. Yani e, tam ÖSYM'lik bir soru. Cevap o zaman 1 ve 2 oldu. Yani cevap Denizli oldu. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Kolay ama etkili bir soru. İkinci soru. Çıkmış soru 2022 AYT'de. kanalında telif yememek için çözemiyorum. Uygulamadan bakarsın. Geldik 3'e. Uzunluğu 6 cm olan kırmızı renkli bir tel parçası şekil 1'deki gibi dik açı oluşturacak şekilde büküldüğünde 6 cm ya bunlar 3'ü yapar uç noktaları O merkezli çembere teğet oluyor. Mavi renkli bir tel parçası da şekil 2'deki gibi 60 derecelik açı ile büküldüğünde uç noktaları bu çembere teğet olduğuna göre uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar ne yapacağız? Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam 90 90 90'dan dolayı burası da 90 yapar. E, dikdörtgen oldu. 3 s 3. 3 3 hatta kare oldu. Yarı çap 3 oldu. E burada da yarı çap 3 ya. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Yaptık böyle. Yarı çaplar 3 3 bundan sonra ne yapacağız? Hocam şu teğet teğet tam merkezden geçince açı ortaya olmuyor muydu bu? Evet 30 30 oluyordu. Ve 30 60 90 üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. 30'un karşısı, karşısı 3 60'ın karşısı 3 kök 3 olur. Hatta burası da 3 kök 3 olur. Teğet teğet uzunluklarından dolayı. Zaten benden şu ipin uzunluğu isteniyor. 3 kök 3 burada 3 kök 3 burada toplamda 6 kök 3 yapar. Yani cevap C han oldu. Üçüncü soruda. Geldik dörde. Arkadaş soruya bakar bakmaz belli. T, T, uzunlukları birbirine eşit. 15 15. E hocam şu teğetle şu teğetle eşit. 15 artı 8 23. O zaman burası da 23. E hocam şu teğetle de bu teğet birbirine eşit. 23 artı 8 kaç yapıyor arkadaşım? 31 yapıyor. O zaman burası da 31 oldu. Bu tasarımda toplamda kaç santimetre tel kullanılmıştır? Evet şunları toplayacağız arkadaşlar. Şurada 15 var. Sonra burada 15 artı 8 var. 15 artı 15 artı 8 23. Sonra burada 23 artı 8 var. Yani 31 var burada. Sonra burada da bir 31 var. İşte bunları toplayacağız. Şimdi sayıları son sayıları toplayalım. 5, 3 daha 8, 9, 10. Sonu sıfırlı olacak. Sonra 3, 6, 8, 9. Evet 100 yapıyor o zaman. Toplamı 100 yaptı. Yani dördüncü soru Ceyhan oldu. Geldik beşinci soruya. Aşağıdaki şekilde lastiğinin dikey kesiti çember biçiminde olan bir aracın lastiği ve bu aracın yolu üzerindeki dikey kesiti Dikdörtgen biçiminde olan çukur resmedilmiştir. Tekerleğin yarı çapı 65 cm ve çukurun genişliği bu. E, herhalde bu lastik buraya gelecek. Araç yola devam ede edebildiğine göre çukurun derinliği en çok kaç olmalıdır? Eee, buna şey olması için ne olması lazım arkadaşlar? Tam böyle teğet olması lazım. Yani şuradan bizim lastik bak araç yola devam edebildiğine göre. Şimdi bu aracın çukura takılmadan yoluna devam etmesi için lastiğin çukurun tabanına değmesi gerekmektedir. Yani şu şekilde olacak lastiğimiz. Çukura değecek. Havada olmayacak yani böyle. Değecek lastiğimiz bu şekilde teğet olmak zorunda. E arkadaşlar merkez varsa teğet varsa. Ya çizemedim pardon. Şu şekilde teğet olması lazım. Evet merkez varsa teğet varsa çektik. Yarı çap kaç? 65. Şimdi şuradaki uzunluk isteniyor benden. X. Şimdi buradaki uzunluk. Şuradaki 90 derece 90 derece ya. E o zaman arkadaş bunu böyle çizecek olursak dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgen oluştuğundan da burası 120 ise hatta zemine paralel olduğundan dolayı şuradaki yükseklikler aynı olduğundan zemine paralel olur. E, bu da dik oldu. Merkezden kirişe dik çizmiş oldu. İki eş parçaya böldü. 60-60 oldu burası. E burası x burası da x. Buraya ne kaldı? 65 eksi x kaldı. Hop şunu şöyle çizersem. Burası da yarı çap. Yani 65 değil mi? Evet. Pisagor. Yani ne var burada? 65'in karesi 60'ın karesi artı 65-x'in karesine eşittir. Ya da bu 12'nin 5 katı. Bu 13'ün 5 katı. O zaman burası da bak 12-13. Ne üçgeni? 5-12-13 üçgeninden. Burası da 5'in 5 katı olmak zorunda. Yani 65-x eksi 25 oldu. O zaman x de buradan kaça eşit oluyor? 40'a eşit oluyor. Cevap böylelikle balık esiri oldu arkadaşlar 5'in soruda. 6'yı çözemiyorum. Çünkü 2021 ayetede çıkmış. Tehlif hakkından dolayı geldik 7'ye. Şekilde bir saksı tasarımının daire parçası biçimindeki düzlemsel görüntüsü görülmüştür. Evet şöyle daire parçası olduğu için şunu tamamlanmış bir dairedir. Evet merkez burasıysa merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Yapalım. Hocam burası da R, Burası da R. Toplam 2 R. 26 ise R'yi kaç buluruz? 13 buluruz. E o zaman burası da 13. Merkez giriş çektik yapalım. İki eş parçaya böldü. E, burası da yarıçap, Burası da 13. Hocam burası da 13 oldu mu 90 90 90'dan dolayı 90 dikdörtgen oldu hatta kare oldu. Burası da 13. E tamamı 25'ti. Buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. 12 ise 12. En etki silahımızı yarı çaptı. hop yarı çapı çizdik 13. Hocam 12 13 ne üçgeni 5 12 13'ten 5 çıkar burası. E burası da 5. Toplamda şu uzunluk isteniyordu zaten bizden. Yani ne çıktı? 10 çıktı. Dolayısıyla 7. soru akçay çıktı. Ve geldik 8'e diyeceğim ama çıkmış bir soru çözemiyorum. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çemberde açı testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.